Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size makyaj videosu çekecektim fakat makyajımı hiç beğenmediğim için bakın bir gözüm mor, bir gözüm turuncu. O yüzden vazgeçtim, farklı bir konu çekeceğim şimdi. Dolap uygulamasından nasıl para kazanırız? Nasıl satış yaparız? İkinci el ürünlerimizi nasıl satarak para kazanırız? Bununla ilgili bilgiler vereceğim. Notlarımı aldım. Kamera karşısında bazen heyecanlanıyorum. Dilim sürüşüyor falan. O yüzden notumu aldım. Buradan bazen okuyarak sizlere bilgisini vereceğim. Dolap uygulamasından satış yapmak isteyenler bu videoyu sonuna kadar dinlesinler. Çünkü size nasıl satış yaptığımı, nasıl para kazandığımı, ürünlerimizi nasıl yüklemeliyiz, nasıl güven sağlarız, nasıl takipçi elde ederiz, bunun gibi size maddeler halinde buradan kopya çekerek artık sizlere bilgiler vereceğim. Videomu da sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Hemen başlıyorum o zaman. Yan tarafta da videosunu ekleyeceğim. Nasıl ürün yüklediğimi, hangi kategoriyi seçtiğimi. İlk olarak dolap uygulamasına kitle oluşturmamız gerekiyor. Ben daha önce takı satışı yaptığım için pandemi döneminde elimde kalan takıları genelini dolap uygulamasından ya da Instagram sayfamdan satışını gerçekleştiriyorum. İlk olarak sizden alışveriş yapan kişi sizin kitlenize, sizi takip eden kişilere ve sizin değerlendirme kısmında hangi ürünü satmışsınız, iletişim kurmuş musunuz, alttaki yorumlara bakarak sayfanız güvenilir mi değil mi buna bakıyor. Dolap uygulamasından alışveriş yapıyorsanız eğer ilk olarak değerlendirme kısmına bakarsınız. Bu kişi kaç satış yapmış, kaç değerlendirme almış. En önemli şey değerlendirme kısmı, yani satış sonrası hizmet kısmıdır. Ufak da olsa bir kitle oluşturmanız gerekiyor. Dolap uygulamasında kaç satış yapmışsınız değerlendirmesine bakılıyor. Ürün anlatıldığı gibi mi? Puanlama, yıldızlar. Satıcının iletişimi nasıldı? O değerlendirmeye alınıyor. Benim ve birçok insanın en çok dikkat ettiği, alışveriş yapacağı sayfada en çok dikkat ettiği kısım bu. Ve sizi takip eden kişiler ilk olarak kitle oluşturmanız çok önemli. Bunun için de hızlı bir şekilde satış yapacağınız ürünleri yüklemeniz. Bu da 10 liralık, 15 liralık ürünler yüklemenizi ben size tavsiye ediyorum. Diyelim ki geçen sezon kullandığınız takı, kolye, küpe, tişört yükleyebilirsiniz. Bu sayede de satışlarınız artmış oluyor. İlk olarak bu şekilde ilerleyin. Daha sonrasında kitle oluşturmak için en hızlı şekilde satış yapacağınız ürünler yükleyin. Kargo bedava olsun. İlk size vereceğim madde budur. En hızlı şekilde değerlendirme yorum almanız. Şahsen ben dolap uygulamasındaki takipçi kısmından çok değerlendirme kısmına dikkat ediyorum. Sayfa kaç ürün satış gerçekleştirmiş, kaç değerlendirme almış, olumlu değerlendirmeler mi çok, olumsuz değerlendirmeler mi çok, buna bakıyorum, buna dikkat ediyorum. Geçelim ikinci maddeye. Ürün arayan kişileri bulup elinizde olan ürünlere paylaşmak. Dolap uygulamasında şöyle bir şey var. Özellikle abiye kıyafetler arayanlar oluyor. İşte kırmızı saten elbise arıyorum. Hemen o fotoğrafın altına dolabıma beklerim. İşte dolabımda size uygun kıyafetler var. Dolabıma bekliyorum diye yorumlar yapabilirsiniz. Bu da hızlı satış tekniğidir. Bu da ikinci madde olarak geçiyor. Satış yaparken iletişim çok önemli. Bazen satış yaptığınız kıyafetlerin altına şöyle yorumlar gelebiliyor. Zara'nın elbisesi 80 lira. Geçen yıl almışsınız, 200 lira almışsınız. Bir iki kere giymişsiniz, 80 liradan satıyorsunuz. Şöyle bir yorum geliyor. 40 lira olur mu? Asla uslubunuzu bozmayın. Yani çok kısa ve net cevaplar olsun. Maalesef gülümseyin. Asla uslubunuzu bozup, eminim kafanızda şunlar geçiyor. Ya işte 80 liralık kıyafet Zara'nın ürünü 40 lira olur mu? Sen olsan satar mısın falan filan. Bunlar kafanıza geçebilir. Üslubunuza dikkat edin. Size böyle yorumlar gelecektir. Sizden ürün alacak kişi sizin üslubunuza da çok dikkat ediyor. Evet, satış yaparken iletişim çok önemli dedim. Bir de sizden istenilen doğru bilgilerin girilmesi. Yani dürüst ve şeffaf olmanız. Bir ürün yayınlarken örnek vereyim. Bir abiye kıyafet yayınlıyorsunuz.
Abiye kıyafetler çok hızlı satılıyor. Aynı kıyafeti farklı bir arkadaşınızın düğününde ancak aradan böyle 1-2 yıl geçmesi lazım. Ancak o şekilde giymeyi tercih edersiniz. E o zaman da ne oluyor? Modası geçmiş oluyor. O yüzden bir kere giydiğimiz abiye kıyafetlere genelde ikinci defa giymiyoruz. Abiye kıyafetlerinin satışı da hızlı gerçekleşmiş oluyor. Detaylı bir şekilde kıyafetinizin fotoğrafını, rengini, etiketini, deformesi varsa deformesini, deformesi olan kıyafetlerin mutlaka fiyatından düşmeniz gerekiyor. İç astar kısmı yırtık. O yırtık olan kısmı yayınlayıp gösterebilirsiniz. Ya da yırtık olan kısmı dikmişsinizdir. Onu belirtmeniz gerekiyor. Çünkü olumsuz değerlendirme olarak dönebilir. Satış yapan kişi bana ürün deformesi olduğunu bildirmedi diye size geri dönüş mutlaka olacaktır. O yüzden ürün yayınlarken mutlaka açıklama kısmına deformesi varsa deformesini belirtelim ve detaylı bir şekilde de fotoğrafta da bunu belirtmemiz gerekiyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Örneğin bir çanta satışı gerçekleştireceksiniz. Sahte ürün satarken de diğer kısmı ekliyoruz. Bazen böyle satacağımız ürünleri öne çıkarmak için mango çanta diye işaretliyoruz. Bunu yaparken de açıklama kısmına şunu ekleyelim. Ürünü öne çıkarmak için kategori seçeneğinden mangoyu ekledim fakat ürün orijinal mango değil birebir aynısıdır diye bu şekilde belirtmeniz gerekiyor. Ürününüz eğer mango çantaysa da mutlaka iç etiketi, ön amblemi ve detaylı bir şekilde ön fotoğrafını, arka fotoğrafını, iç detayını, iç etiketini ve önünde bulunan ambleme yakından detaylı bir şekilde fotoğraflandırmanız gerekiyor. Ve fotoğraf çekerken de şuna dikkat etmeliyiz. Güneşi arkanıza alıp çekmelisiniz. Ya da ring light'ınız varsa ring light'ı ürünün üzerine sabitleyip fotoğrafa detaylı bir şekilde ışığını, rengini belirtmeniz gerekiyor. Mesela koyu kırmızı ama açık renk çıkabiliyor. Rengini de detaylı bir şekilde karşı tarafa göstermemiz gerekiyor. Bunu da altını çizelim. Gelelim satış yaparken kargo gönderimi en önem verdiğim. Kargo gönderimi yaparken paketin özenli olması gerekiyor. Düzenli olması gerekiyor. Eğer elbise gönderiyorsanız temiz, ütülü bir şekilde göndermeniz gerekiyor. Çanta gönderiyorsanız ikinci el çantanın mutlaka içinin temizlenip ayakkabı gönderimi yaparken mutlaka temiz olması gerekiyor. Deri bir ayakkabı gönderiyorsanız eğer mutlaka boyatıp ya da evinizde boyayıp göndermeniz gerekiyor. Bu tarz şeylerin çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dolap uygulamasından aktif bir şekilde satış yapmak istiyorsanız bu detaylara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben sayfamdan alışveriş yapanlara ufak hediyeler de gönderiyorum. Ufak hediyeler de göndermenizi tavsiye ediyorum. Hem karşı tarafı mutlu etmiş oluyorsunuz hem de size olumlu değerlendirmeler geliyor. Sayfanızdan alışveriş yapan insanları mutlu etmiş oluyorsunuz ve sizi takip etmelerini sağlıyorsunuz. Bu da önemli bir detay benim için. Bir diğer önemli madde de sizin haftalık olarak düzenli ürün yüklemeniz. Hem takipçilerinize bildirim gidiyor hem de sizi düzenli takip etmelerini sağlıyor. Baktınız çok fazla ürün yüklemiyorsunuz. İşte haftalar geçti aradan ürün yüklemiyorsunuz. Bir süre sonra sizi takipten çıkıyorlar. Ha bu bir daha yeni ürün yüklemez diye düşünce oluşuyor. Haftalık en az bir ürün yüklemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Sizden memnuniyetle alışveriş yapan kişilere karşı güven oluşturduğunuz için onlar da sizin ürün paylaşmanızı dört gözle bekliyorlar. Bunun da altını çizelim. Şunu söylemiştim sanırım. Ürün hataları varsa mutlaka belirtin. İşte çantamın kulbuğunda hafif bir deforme mevcut. Fiyatı bu yüzden makul bırakıyorum diye. Bu şekilde dürüst olursanız gerçekten sayfanızda kısa süre içinde çok fazla satışlar gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer madde de en önemli maddelerden birisi bu da. Sezon ürünleri yüklemeniz. Yani şu an mesela bahar ayındayız değil mi? İşte baharlık ceketler yükleyebilirsiniz. Geçen yıl giydiğiniz ya da aldığınız, sevmeniz, memnun kalmanız, bir iki kere giydiğiniz ürünleri
yükleyebilirsiniz. Ya da şu an önümüz yaz biliyorsunuz. Yazlık tişörtler yükleyebilirsiniz. İşte yazlık ayakkabılar yükleyebilirsiniz. Sezon ürünleri yüklemeniz çok önemli. Kış sezonundaysak kışlık ürünler yüklüyoruz. Yaz sezonundaysak da yazlık ürünler yüklemenizi tavsiye ediyorum. Bir de elektronik eşyalara gelirsek, ürünün garanti belgesi varsa garanti belgesini yüklüyoruz. Geçen yıl ben saç düzleştiricisi almıştım. 129 liraya aldım saç düzleştiricisini. Çok fazla düzenli olarak kullanmadım. İki tane olduğu için diğerini çok fazla kullanmıyordum. Sadece indirimde görünce almıştım. Bu yıl dolar arttı tabii, euro arttı. Ne oldu? İki kat arttı. 250-300 liraya çıktı. Saç düzleştiricileri, saç maşaları çok hızlı satılıyor. Eğer kullanmadığınız elektronik eşyalar varsa da dolap uygulamasından hızlı bir şekilde satabilirsiniz. Gelelim fiyat belirleme kısmına. Bazen bakıyorum dolap uygulamasında satış yapan kişilere, fiyatı çok abartıyorlar. Şimdi 200 liraya aldığınız bir elbiseyi bir iki kere giydiğiniz zaman siz bu elbiseyi 180 liraya satamazsınız arkadaşlar. Ya da 160 liraya satamazsınız. Zor. Siz bunu kullandığınız için şimdi makul bir fiyat belirlemeniz gerekiyor. Son olarak da şundan bahsetmek istiyorum size. Derimod'dan 2 sezon önce bir çanta almıştım. Gri bir çanta. Dolap uygulamasına giriyorum videoda. Mutlaka rengini belirlemek için ışığı arkanızda alıp fotoğraflandırın. İlk olarak ön yüzünü çekiyorsunuz. Derimod yazısı çıkacak şekilde. Arkasını çekiyorsunuz. Yanda deformeler varsa ya da kulp kısmına deformeler varsa bunu belirtiyorsunuz. İç kısmına, etiketine yaklaşık herhalde 8-10 fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Bir ürünün ne kadar çok fotoğrafını koyarsanız o da satışınızda etkili oluyor. Bunun altını çizelim. Ve ürünün ölçülerini genelde soruyorlar. Boyutunu, enini, ne kadar süre kullanmışsınız. Bunları mutlaka açıklama kısmına belirtiyorsunuz. Fiyat kısmına da gelince, 2 sezon öncesi olduğu için ve hani belirli bir süre kullandığınız için her ürüne 1-2 kere kullandım diye paylaşmayın. Neyse onu söyleyin. 1 ay kullandım, 2 ay kullandım. Ne kadar kullandığımı hatırlamıyorum da diyebilirsiniz ama uzun bir süre kullandım. Uzun bir süre temiz bir şekilde kullandım da diyebilirsiniz. Bu da gerçekten ürününüzün kolay satılmasını sağlayacaktır. Siz zaten ürününüzün arkasındaysanız, eğer detaylı bir şekilde de fotoğraflandırdıysanız ürününüz hızlı bir şekilde satılır. Dolap uygulamasını bir butik olarak düşünün ve kendi butiğinizde nasıl satış yapardınız onu hayal ederek o şekilde satış yapın ve karşı tarafı da mutlu edip karşılıklı güvenilir alışveriş gerçekleştirin diyorum. Evet, size aktaracaklarım bunlar. Bu kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa ya da benim atladığım yerler varsa, yani hepsini şu an hatırlayamıyorum. Yani hatırladıklarım hepsini not aldım ve size önem verdiğim tüm detayları sizlerle paylaştım. Merak ettiğiniz sorular varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz ya da Instagram'dan, DM'den yazabilirsiniz. Videomu sonuna kadar izlediyseniz eğer lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videomu beğendiyseniz de beğen tuşuna kalp atmayı unutmayın. Beni de Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Dolap uygulamasından satış yapacak olan kişilere şimdiden bol satışlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.